Sevgili seyirciler, Türkiye'de teknoloji ve Ar-Ge alanında çok önemli adımlar atılıyor. Birçok bölgede Ar-Ge merkezleri kuruluyor. Bu güzel örneklerden biri de İstanbul Başakşehir'de yer alıyor. Birbirinden ilginç birçok ürünün yer aldığı teknoloji ve inovasyon merkezini TRT Haber muhabiri Ali Artmaz gezdi. Şimdi o merkezden izlenimleri getiriyoruz ekranlara. Başakşehir'de Türkiye'nin ilk Living Lab'i yani inovasyon ve teknoloji merkezi kuruldu. Burada size yayın boyunca çok değişik ürünleri göstereceğiz. Ama öncelikle önümüzdeki bulunan Langırt'tan biraz bahsedelim. Evet, erkekler için gerçekten vazgeçilmez oyunlardan birisidir Langırt. Ama Langırt burada teknolojiyle buluştu. Hemen yanımızda da bu teknolojinin nasıl olduğunu öğreneceğimiz arkadaşımız var. Evet, nedir bu ürünün farkı? Bu ürünün farkı firma... Hani burada insanları ve buradaki misafirlerimizi eğlendirmenin dışında buradaki etkinlikle bizim sosyal medyada reklamımızı yaptırarak tanınabilirliğimizi arttırıyor. Ne yapıyoruz? Herhalde bir hashtag belirleniyor. O hashtagle bir tweet atıyoruz ve daha sonra jeton kullanmadan herhalde burada arkadaşlar birazdan Langırt oynayacak. Burada jeton yerine hashtag kullanıyoruz. Bizim hashtagimiz Living Lab. Mesela biz Living Lab TRT Haber hoş geldiniz diye bir tweetimizi hazırladık. Tweetimizi atıyoruz. Tweetimizi attıktan sonra bize bir kod geliyor. Gelen kodumuzu uygulama ekranına giriyoruz. Evet, toplar düşecek herhalde. Evet, sesi duyduk. Evet, şu anda herhalde topu alıp arkadaşlar başlayabilir. Evet, sabırsızlanıyor. Onlar da bir an önce başlayalım diyorlar. Onları biz bu zevkli oyunla baş başa bırakıyoruz ve Living Lab'i gezmeye devam ediyoruz. Tabii Living Lab'in kurulmasında en önemli katkı tabii ki Başakşehir Belediyesi'ne ait. Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konuğumuz. Evet efendim, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Evet. Neler yapılıyor burada kısaca? Tabii şimdi burası aslında bir Living Lab deyince bir araştırma geliştirme Ar-Ge birimi olarak düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü öyle bir şey yapınca bunu üniversiteler yapabilir, sanayiler yapabilir. Bizim belediye olarak böyle bir işte alakamız, ilgimiz ne diye tabii herkes merak eder haklı olarak. Aslında bu işin ilk çıkışı, ilk başlangıcı Avrupa bünyesinde kurulan Henol diye bir kuruluş var. Belediyelere Living Lab yetkisi veriyor. Kelime manası yaşayan laboratuvar olsa bile işlevi şu. Belediyeler bir konu seçiyor, seçmiş olduğu konuyla ilgili olarak da en son teknoloji ile vatandaşı buluşturuyor. Biz şimdi eğer belediye isek vatandaşla bu teknolojileri buluşturma, daha doğrusu teknolojiyi vatandaşın hizmetine sunma çalışmanın özü bu. Madem ki Avrupa Birliği bünyesinde kurulmuş böyle bir yapı var, o yapıya biz müracaatımızı yapalım dedik ve Türkiye'de ilk ve tek belediye konumunda olduk. Seçtiğimiz konu ICT teknolojisi denilen iletişim teknolojisi, işte temiz enerji, temiz çevre. Evet. Bu konuları seçtik. Burada biz aslında var olan teknolojiler veya işte var olmasa bile buradaki bazı arkadaşlarımızın birebir çalışmasıyla ortaya çıkan teknolojilerin vatandaşın hizmetine sunulması, vatandaşla buluşturulması. Evet. Tabii biz baktığımız zaman aslında basit gibiydi ama çok orijinal şeyler de çıkabiliyor. Hemen o ürünleri isterseniz yavaş yavaş görelim. Hemen burada bir herhalde yazın tatile çıkıyoruz. Bir saksı var. Kendi kendini sulayan bir saksı. Hemen arkadaşımızdan bir bilgi alalım. Bu binadaki birçok yeşil ürün gibi bu saksılar da aslında çevreci ürünler. Kendileri 6 hafta boyunca bu bitkiyi otomatik olarak su seviyesi azaldıkça saksıdaki bitkiyi suluyorlar. Daha sonra buradaki göstergeden suyun miktarının azaldığını görüyorsunuz. Hatta o gösterge sıfırlandığında 2 hafta daha sulayabiliyorlar ve sonuçta 8 hafta boyunca bu bitki otomatik olarak sulanıyor. Bir de herhalde şey vardı, onu da görelim isterseniz. Şekilde de gördük biraz önce. Bu binada akıllı tanıtım uygulamaları geliştiriyoruz. Benim özellikle ilgilendiğim konu bu konu. Bu akıllı tanıtım uygulamalarıyla akıllı tablet ve telefonlarla binadaki özellikli yerlere telefonunuzu tutup baktığınız zaman
bu objelerle ilgili, nesnelerle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Onların nasıl kullanılacağını öğrenebiliyorsunuz. Şu an binada ne tip araştırmalar yapıldığını görebiliyorsunuz. Evet. Buna da arttırılmış gerçeklik teknolojisi diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim burada bir de sosyal medya alanında da önemli bir yenilik var. Evet. Onu da isterseniz burada görelim. Başakşehir Belediyesi artık sosyal medyada ama sesli bir şekilde yer alacak. Onu görüyoruz. Herhalde önümüzdeki dönemde bu Twitter'ın yerini alacak bir şey. Twitter 140 karakteri genelde sığdırmakta zorluk çekenler. Hep böyle biliyorsunuz en büyük eleştiri Twitter'da budur. Bir de yazım meselesi vardır. Şu anda onun aynı işlemini sesli bir şekilde bir dakika. Görelim isterseniz bir sesli bir şekilde arkadaşımıza yardımcı olsun. Başkanım herhalde bir mesajı olacak sesli. Tabii ki başkanımız. Buyurun efendim. Dinliyoruz. Evet, Türkiye'de ilk defa burada Başakşehir Living Lab'de planlanmış ve şu anda da kullanıma açılmış bir sosyal ağ. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Tahmin ediyorum. Evet. Bakalım sesli bir şekilde. Evet, Türkiye'de ilk defa burada Başakşehir Living Lab'de planlanmış ve şu anda da kullanıma açılmış bir sosyal ağ. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Evet. Tahmin ediyorum. Birebir bir şekilde de başkanımız aslında buradan vatandaşlara ulaşabiliyor. Onlar da size ulaşabilecekler. Bütün kullanıcılara bu gitmiş oldu. Yani nasıl ki Twitter'da işte belirli şeyleri paylaşabiliyorlar. Aynı şekilde karakter yazmaya hiç zaman harcamadan direkt kullanımı daha pratik. Tahmin ediyorum herhalde kullanım ağı çok geniştir diye. Başarılar diliyoruz arkadaşımıza. Burada genç bir arkadaşımız var. Ben şimdi akıllı telefonlardan bahsettik. Burada bir akıllı telefon görüyorsunuz aynı gerçek gibi ama bu 3 boyutlu bir yazıcıdan çıktı. Bu da herhalde yeni bir teknoloji. Hemen arkadaşımıza soralım. Nedir bu sizin yaptığınız çalışma? Bir örnek var burada. Bu bizim ilk prototipimiz. Burada bilgisayar ortamında çizdiğiniz 3 boyutlu dosyaları 3 boyutlu objeler haline dönüştüren bir yazıcımız. Burada gerçekleştirdiğimiz inovasyonlar değişebilen yazdırma başları sayesinde stereolitografi ve lazer sinterleme gibi teknolojileri bir arada kullanabileceğiniz ve kişiselleştirebileceğiniz bir 3 boyutlu yazıcı. Dolayısıyla bu özelliğiyle de dünyada bir ilk bir 3D printer oluyor aslında. Bütün baskı tekniklerini bir arada bulunduran bir kit. Teşekkür ederiz. Başkanım şimdi erkeklerden bahsettik ki langırt ama bayanlar için de herhalde burada ilginç bir şey var. Erkeklerin herhalde çok önemli bir problemi çözecek bir teknoloji. Evet, onu görelim birlikte. En büyük problem biliyorsunuz insanların gittiği zaman mağazadan neyi alsam, neyi birbirine eşleyip de kendime yakışan bir şey hale dönüştürsem o çok büyük problemdir. Ya bir yanında birisini götürürler ya işini götürürler. O da birçok mağazada tartışmayla bitip yani aslında bir neşe için gittikleri bir yere böyle kırgınlıkla dönme ihtimalleri var. Şimdi ama bakalım nasıl olacak. Bakalım burada herhalde bu da yeni bir teknoloji. Büyülü bir ayna herhalde. Beyefendiye soralım nedir bunun özelliği? Büyülü bir ayna. Radyo frekansıyla çalışan bir ayna. Elbisedeki etiketi okuyarak size ürünle ilgili bilgileri veriyor. Fiyat bilgilerini veriyor. Kombin ürün bilgisini veriyor. Bu Türkiye'de Türk malıdır ve patentli bir ürünümüzdür. Burada sergilemeye getirdik. Burada ne var özellikle? Zaten şimdi bayan arkadaşımız burada gösteriyor. Kameraman evet. Arkadaşımıza gösteriyor. Neler var mesela? Bir arkadaşımız da gösterirse. Tabii buyurun. Şu anda elbisenin moda çekimini gösteriyor size. Fiyat bilgisini, kampanya bilgilerini veriyor. Yanında da bu elbiseye uygun kıyafet, şapka, ayakkabı neler olabiliyorsa size öneriyor. Aynı zamanda da mağaza sahibi için de bilgi topluyor. Hangi ürünlerim daha çok deneniyor, hangisi daha hiç denenmiyor, bu tip bilgileri size veriyor. Evet, bu da herhalde biraz önce erkekler langırt örneğinde gördük. Bayanlar için de önemli. Evet, çok önemli bir ürün. Önünden ayrılamıyor bayanlar gördüğünüz gibi. Böyle bir inşallah yaygınlaştıracağız bu ürünümüzü de. Evet, size teşekkür ederim. Başkanım, yavaş yavaş asıl gençlerin yanına gidelim. Siz gençlere de çok önem veriyorsunuz. Başakşehir bu anlamda genç nüfusu olan bir ilçemiz. Gençler burada çalışmalar yapmışlar. Gençler burada maket uçak çalışması yapmış. Gençler bunu yaparken iki tane şey üzerine dururlar. Ne kadar yükseğe çıkartabiliriz, kaç bin metreye çıkartabiliriz, ne kadar uzun süre havada bırakabiliriz. Onların şeyi şu, o. Biz de bu teknolojiyi vatandaşın hizmetine nasıl sunarız? Bizim de derdimiz o ise bunu birleştirdiğimiz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Eğer gençler maket uçak yaptı, havada 4 saat tutabiliyor, 2000 metre yukarıda dolaştırabiliyorlarsa bizim zabıta görevimizi yapan bir sürü personelimiz var. Onlar ne yapıyor? Kaçak bir inşaat yapılıyor mu?
kaçak işte harfiyat dökülüyor mu? Veya işte seyyar satıcılar sokakta dolaşıyor mu? O zaman biz en az işte her sokakta bir adam ile bunu çözmek yerine yukarıdan maket uçağımız dolaşıyorsa ona koyacağımız bir kamerayla herhalde çok daha basit bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Bu tabii kullanım alanı birçok genişleyebilir. İşte yanlış yere park etmeler, yani aynı zamanda trafiğin görevini yapmalar, başka işlerde bir sürü şey olabilir. Şu anda arkadaşlarımız da maket uçak çalışması yaparken aynı zamanda oraya koydukları kamerayla alttaki böyle yanlışları denetleme adına ne yapılabilir onu çalışıyorlar. Şimdi hemen onlara da söz uzatalım. Gençler olarak herhalde bilime çok meraklısınız. Normalde de böyle bu tür şeylerle uğraşır mıydınız? Ne zaman başladı bu tür alışkanlık? Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'ne gelmeden önce böyle şeylerle pek uğraşamıyordum. Çünkü hani ben Çanakkale'den geliyorum. Orada pek imkan yoktu. Ama buraya geldikten sonra hazırlık sınıfında radyo kontrol kulübünde öğrendiklerimizi kullanarak yaptık bu projeyi. O kulübe girdim. Bu sene robotik kulübümüz vardı. Robotlar yaptık. Böyle bilime ilgimi arttırdı ve aynı zamanda yararlı projeler yapma hevesimi de arttırdı. Bir hedef de var. Ne olmak istiyorsun? Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Herhalde adından çok söz ettiren bir bilgisayar mühendisi olacaksınız. Bu yaşta bu tür şeylere başladığınıza göre. Diğer arkadaşlarımıza da soralım. Siz bu tür şeylerle çok uğraşır mıydınız? Ben de eskiden liseye gelmeden önce çok fırsatım olmamıştı doğrusu. Arkadaşımla birlikte aynı sınıftayız. Onunla birlikte bu kulübe katıldık. Ve bir simülasyon programıyla bu uçakları kontrol etmeyi de öğrendik aynı zamanda. Bu sene de robotik kulübümüzde böyle ürünler geliştirdik ve insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Yarışmalara falan da katılıyor musunuz? Evet, yarışmalara da katılıyoruz. Orada güzel başarılar elde ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, aslında burada birçok ürün var. Biz birlikte gezebiliriz ama tabii burada girişimcilere sizin son olarak söyleyeceğiniz ne olabilir? Yani burada gerçekten çok şaşırtıcı ürünler var. Dinleyicilerimiz özellikle böyle orijinal olması adına bir örnek gösterirsek, bizim şimdi belediye olarak biz 2200 dönümlük bir park alanımız var. Bunun işte çim bakımı, sulaması vesaire, özellikle yaz aylarında çok ciddi sulama giderlerimiz var. Bir belediye olarak para harcıyoruz, bir de su sıkıntımız var, suyu temin etme meselesi. Öbür tarafta arkadaşlardan birisi bir çalışma yapmış. Evlerdeki banyo ve lavabolardaki giderleri ayırıp ayrı bir yerden geçirildiği zaman bir borudan geçiriyorlar. O suyu sulama suyu olarak kullanabiliyorlar. Çok basit bir sistem. Aslında o teknoloji birçok yerde kullanılıyor. Mesela burada bu teknolojiyi kullanıp da kullanılabilir hale vatandaşa sunmak meselesi, şu anda onun çalışması yapılıyor. Herhalde o başladığı zaman inanıyorum birçok belediyenin su konusunda çok önemli bir problemini çözmüş olacağız. Veya özel şahısların, adamın işte evi var, bahçesi var, villası var. Önüne yazın doğru dürüst bir şey ekemiyor. Niye ekemiyor? Çok su gideri oluyor. Bu sistemi yaptığı zaman hiç ilave su gideri olmadan mevcut kullanmış olduğu suyu tekrar kullanarak çok basit bir sistemle. Yani bunun maliyeti de sadece o giderleri ayırmak ve diyelim ki işte 10 metre boru maliyeti. Onun ötesinde bir şey yok. Yani herhalde burada en büyük umudumuz da buradaki gençler herhalde, öyle değil mi? Biz burada var olan teknoloji olabilir veya kendi geliştirdikleri bir şeyler olabilir. Onun vatandaşın hizmetine sunumu nasıl olabilir? Bu imkanı biz sunuyoruz. Araştırma yapan, buna kafa yoran insanlarımız gelip burada çok rahat bir şekilde projeler sunabilirler. Hatta burada ticari hale dönüştürüp işte piyasaya sunabilirler. O imkanları veriyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Evet, gerçekten birbirinden farklı ürünler gördük. Başakşehir'de Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ndeydik. Başka bir gündem programında görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyoruz.